Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman, Burcu Kıratlı ile beraber yılın son piyasa masası programında karşınızdayız. Yeni günden neler beklemek lazım? Yılın son işlem gününden neler beklemek lazım? Konuşacağız. ALB yatırıma dönüyoruz. Her sabah olduğu üzere bu sabah araştırma yönetmeni Uğur Aydın bizimle beraber. Uğur hoş geldin yayınımıza. Yılı artık kapatmaya doğru geri sayıyoruz. Asya'da karma bir seyir gördük. Biopotuz'da yatay da olsa artılardayız. Keza Amerika'da vadelilerde de yeşiller söz konusu. 283 bas puanla yeni güne başlıyoruz. CDS tarafında da neler var bizim için bu sabah notlarında? Öncelikle evet, global tarafa baktığımızda aslında yıl sonuna yaklaşırken risk alma iştahının hala devam ettiğini söylemek mümkün. ABD endeksleri rekor seviyelerine yakın. Keza tahvil piyasalarında da değer kazançları var. Dolar endeksinin genel trendine baktığımızda 2024 yılına zayıf bir trendle, zayıf bir eğilimle başlangıç yapıyor. Keza VIX endeksi de düşük. Bizler gelişen ülkelerde CDS'ler normalleşiyor, düzelmeye başladı. Tüm bunları bir arada değerlendirecek olursak global piyasalar pozitif bir risk alma iştahıyla aslında yeni yıla başlangıç yapacak diyebiliriz önümüzdeki hafta. Bize gelecek olursak biz biraz daha karmaşık dinamiklerle fiyatlanıyoruz. Özellikle hafta başından beri düşük likiditenin de etkisiyle sert fiyatlamalar ve sert düşüşler görmüştük özellikle hafta başında, ama bu düşüşler yerini dün itibariyle tekrar toparlanmaya bıraktı ki dün 7.396 seviyesinde günü kapattık. Dolar bazlı 251 dolar seviyesindeyiz. Dolayısıyla şu an hem TL hem dolar bazlı önemli destek seviyelerinde tutunmaya çalışan bir piyasamız olduğunu söylemek mümkün. Fakat işlem hacimleri hala zayıf. Hafta başına göre işlem hacimleri biraz toparladı. Yabancı yatırımcı tekrar piyasaya geldiği için. Fakat yine de dün 59.3 milyar TL'lik bir hacimle günü kapattık. Aylık ortalama işlem hacmimiz 76 milyar TL'ye kadar düşmüş durumda. Bu arada dünkü pozitif kapanışla ve dün özellikle akşam seansında VIOP30 kontratındaki genel seyre baktığımızda piyasanın yılın son işlem gününü biraz daha pozitif bölgede tepki alımlarıyla kapatma olasılığının ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Ki bu noktada yukarıda 7470, 7530 ve 7620 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir. Bu arada dün özellikle endekse para girişi olan şirketler ve hisseler de gördük. Özellikle dün itibariyle baktığımızda Koç Holding'e çok ciddi bir para girişi söz konusuydu. Yine endeksi taşıyabilecek ağırlığı yüksek olan Türk Hava Yolları, Aselsan, Anadolu Efes gibi hisse senetlerine önemli para girişleri olduğunu gözledik ki bu para girişleri de piyasa genelindeki olası tepki alımlarını tetikleyebilecek önemli bir destekleyici faktör olabilir. Bu arada dün menkul kıymet istatistikleri açıklandı ve aralıksız 8 haftadır yabancının hisse piyasamızda alım yaptığını görüyoruz. Aslında Aralık ayı borsamız açısından negatif geçti. Kasım'daki toparlanma sonrası Aralık'ta bir satış baskısı görmüştük. Fakat yabancı yatırımcı tüm bu satış baskısı esnasında alım yapmış görünüyor ki yıl başından beri de şu ana kadar toplam yaklaşık 1.3 milyar dolarlık yabancı alımı var piyasada. 2018'den beri gördüğümüz o yüklü yabancı satışları bu yıl en azından Haziran sonrasındaki alımlarla pozitife dönmüş görünüyor ki bu da 2024'e girerken piyasaya moral verici bir faktör. Çünkü yerli yatırımcı iştahı düşük, evet, bireysel ve kurumsal tarafta özellikle faizlerin burada etkisi yüksek, ama yabancı yatırımcı, yabancı kurumsal yatırımcı özellikle büyük BIST 30, BIST 50 şirketlerinde alım yapmayı sürdürüyor. Bu da 2024'de piyasanın yüksek bir motivasyonla girmesi açısından bence son derece pozitif bir faktör. Bu arada önemli bir gelişme de var. Aslında enflasyon muhasebesinin uygulanacağını biliyorduk ama dün SPK'da halka açık firmaların özellikle Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış bilançolarında ve gelir tablolarında enflasyon muhasebesi uygulanacağını açıkladı. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte özellikle son çeyrek bilançolarıyla da beraber şirketlerin bazı finansal tablo kalemlerinde ciddi değişimler göreceğiz. Öz kaynakları şirketlerin değişecek. Bu da fiyatlamaları ve sektör seçimlerini etkileyebilir. O açıdan SPK'nın açıklamasında bence dikkatle takip etmek gerekecek diyebilirim. Bu arada sen de az evvel bahsettin, CDS'imiz 284 bas puanda. 300'ün altında bir seviyeyle yılı kapatacağız ve 2024'te daha da düşmesi büyük olasılık diye düşünüyorum ki 250 ve daha altına gelebilecek bir CDS. Burada
FK çarpanlarının da daha da normalleşmesini sağlayacaktır. Şu an 2024 ileri dönük yaklaşık 3.9 FK'da fiyatlanıyoruz ve CDS'ler düştükçe bu FK'ların da biraz daha yüksek seviyelerde belirlendiğini görebiliriz şeklinde özetleyeyim ve buradan sözü sana bırakayım ve yine tüm izleyenlerine şimdiden yeni yılını kutlarım. Sevgili Uğur Aydın, çok teşekkürler. Biz de hem senin ailenin hem de ALB ailesinin 2024 senesini kutlarız diyelim. ALB Yatırım Araştırma Yönetmeni Uğur Aydın'la beraberdik. Bu bölümde Uğur'un söylediklerini biz nereye ekleyebiliriz derken öncelikle hemen bir yeni çıkan Bloomberg Business Week dergisinin bu haftaki sayısına bir gitmek istiyorum. Çünkü orada özellikle tabii başta borsa yatırımcısını olmak üzere tüm yatırımcıları her zamanki gibi ilgilendiren pek çok başlık var. Borsa tarafında öncelikle sorgulardan bir tanesi herhalde Burcu. Borsa dibi gördü mü? Bu seviyelerden artık hisse geri alımlar artar mı? Bu seviyeler alım yapmayı düşünen yatırımcılar için uygun mu? Bunun sorgulandığı bir yazı. Sevgili Tamer Arıcan bu yazıyı kaleme aldı. Hemen şöyle bir iki de detay vermeye çalışayım sen grafiklerini de hazırlarken. Pandemi sonrası yaşanan 3 yıllık rally'nin ardından borsa 2023'ü başladığı gibi düşüşle tamamlıyor demiş Tamer. Yılın ilk çeyreğinde %12 gerilemesinin ardından ikinci ve üçüncü çeyreklerde de %73 yükselen endeks yılın son çeyreğini %10 civarında kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. 2024'e girerken gözler aşırı satım bölgesine giren hisselere alım gelip gelmeyeceğinde. Bu arada yine strateji kurmak isteyenler için de bizim de piyasa masasında editörümüz sevgili Asiye Erduran'ın bir haberi var. Hemen ondan da çok kısaca bahsedeyim. Para politikasında normalleşme ile TL cinsi sabit getirili araçlar portföylere geri dönerken hisse ve döviz cinsi varlıklar azalarak da olsa gözde yatırım aracı olmayı sürdürüyor demiş Asiye Erduran. Detaylarını dergimizin bu haftaki 11. sayısında okuyabilirsiniz diyelim. Şimdi biz bu yazılara içerik olarak ve bir miktarda belki destekleyici ispat olarak bugün hangi grafikleri paylaşabiliriz diye öncelikle sormak isterim sana Burcu. Şimdi 2023 yılını bir konuşalım ilk önce istersen. Nasıl geçti, nasıl başladı, nasıl gidiyor? Şimdi 2023 yılına başlarken bir kere büyük umutlarla başlamıştık 2022 yılı. Çünkü hem TL bazında hem dolar bazında çok yükselişlerin yaşandığı bir yıldı. TL bazında %196, dolar bazında %110 yükselmiştik. Hal böyle olunca 2023 yine gözde yatırım araçlarından bir tanesiydi ki hatırlayacak olursak mevduat faizleri de yine %20-25'lerin bandında olduğu, borsanın biraz da rakipsiz olduğu bir seneydi. Daha sonra deprem felaketi, daha sonrasında seçim belirsizliğiyle biraz böyle çekiciliğini kaybetmişti Borsa İstanbul. Fakat 1 Haziran sonrası diyeyim Zeynep, Borsa İstanbul BIST 100'de %48'lik yükseliş, BIST 30'da da %47'lik yükseliş oldukça dikkat çekici olmuştu ve herkesin tekrar borsaya rağbet ettiği, teveccüh gösterdiği bir dönem başlamıştı. Yatırımcı sayısının artması da zaten bu noktada başlamıştı. Özellikle Haziran'dan sonra halka arzların da artmasıyla birlikte ki şu anda aşağı yukarı 8 milyon olan yatırımcı sayısı bu sene içerisinde zirve olarak 8,5 milyon üstünde görmüştü. Borsa, herkes borsayı konuşuyordu. İşte ne alırsak yükselişin olduğu bir seneydi. Fakat bu resim Ekim sonrası. 3 Ekim sonrası zirveden düşüşe başladı. İşte yaklaşık zirveden şu anda %15-16 düşmüş durumdayız. Endeks yılı 7200'lerin üzerinde kapatmaya çalışıyor. Biraz daha iştahsız, biraz daha o yazın verdiği güzel, olumlu havayla devam edemiyoruz yıla. Yıl başlarken bir de şunları da söylemek lazım tabii. Merkez Bankası'nın politika faizini %8,5'tan 42,5'a çıkarması, yıl içerisinde göreceğimiz tepe noktanın %45 olması ve o %45 ya da 42,5 faiz oranının daha uzunca bir süre, en azından yılın ilk 6 ayı boyunca devam etmesi, faiz indirimlerinin 3. çeyrekte başlıyor olması, dolayısıyla Borsa İstanbul bu yıla biraz da rakipleriyle birlikte başlıyor. Aslında geçtiğimiz Eylül ayından beri bunu konuşuyoruz. İşte mevduat faizleri, özel sektör tahvilleri, Eurobondlar arasında böyle bir portföy oluşturuluyor şu anda. Yatırım stratejilerine baktığımız zaman işte Eurobondlardan hisse senetlerine kadar bir skalayı görüyoruz ki geçtiğimiz senelerde özellikle tahvil tarafını ve faiz tarafını hiç almıyorduk bu karma portföylere. Dolayısıyla Borsa İstanbul şu andaki o sepetin ağırlığı içerisinde tek başına var olan bir yatırım aracı değil.
rakipleri ve leriyle birlikte var olan bir yatırım aracı. İşte atıyorum %30'u mevduat veya faizlerse işte %20-25 borsa, bir kısmı işte daha kıymetli metaller, altının mesela bu yıl iyi bir sene olacağı özellikle konuşuluyor. Dolayısıyla tek ve rakipsiz bir yatırım aracıyken bu yıl özellikle daha başka yatırım araçlarıyla da birlikte konuşuyoruz Borsa İstanbul'u. Dolayısıyla 2024 için bu yıl burası dip olur mu, oldu mu? Dip olması şöyle söyleyelim. Şimdi TK olarak baktığınız zaman Zeynep, evet gerçekten çok düşük TK'larda bir yatırım Borsa İstanbul var hala. Fakat şu anda tekrar gündemimize bir enflasyon muhasebesi girdi. Bu enflasyon muhasebesi uygulandığında hisselerin çekiciliği en azından bir oranda azalmış olacak. Ve bu seçici kelimesinin yanına belki iki kez seçici olmak gerektiği notu da düşürmüş olacak. Şimdi dönüyoruz borsaya. 7415 puanla yeni güne başlarken biz %0,26'lık bir yükselişimiz var. 18 puan kadar artıda başlıyor endeks güne. 64 hisse yükselirken 20 hisse düşüyor. 16 hisse ise güne yatay biçimde başladı. Mali endekste %0,20, sanayi tarafta %0,29 ve banka endeksinde de %0,09'luk yeşil ekranlar karşımıza geldi. Haftanın ve yılın son işlem gününde. Hizmetler endeksi bu esnada %0,40, ulaştırma endeksi %0,16, turizm endeksi %0,42 kadar yine alıcılığı bir seyirde. Bu esnada kurlar ne yapıyor? Bir de oraya bakalım. Sabah saatlerinden bu yana euro dolarda da 1.60'lı seviyeleri biz izlerken 29.52 11'e yükselen bir dolar TL, 32.71 39'a yükselen bir euro TL hareketimiz var. Borsaya döndüğümüzde puan bazlı katkılarda Kontrolmatik'ten sonra MİA Teknoloji, Anadolu Efes, Tüpraş ve İş Bankası'nın geldiğini görüyoruz. Puan bazlı baskılarda ise Şekerbank'tan sonra İş Gayrimenkul, Borusan, Girişim Elektrik ve Aksa'nın geldiğini aktarabiliyoruz. İlk 5 içerisinde şu anda görebildiğim en çok yükselen veya düşenlerin içerisinde Gübretaş yok. Onun da hemen altını çizeyim. 9 gün üst üste taban hareketi gördüğümüz gübre fabrikalarıyla ilgili şu anda herhangi bir dikkat çekici fiyat hareketi ne artıda ne ekside gözüme çarpmadı. Onu da bir not olarak aktarmak isterim izleyicilerimize. Şimdi yeni yıla başlarken dip olur mu sorusunun cevabına belki şuradan da ilerlemek lazım. Birincisi Ocak ayı hareketli bir ay olacak. İlk etapta yatırımcı toplantılarını takip edeceğiz. İkincisi de 12 Ocak'ta Moody's'in değerlendirmesini alacağız ki 15 Aralık'ta bizi pas geçmişti ve aslında bir değerlendirme de yayınlamıştı, bir not da yayınlamıştı ve bunun içerisinde yine işte döviz rezervlerine bulunan atıf vardı. Cari açığın yönetilmesine bulunan atıf vardı. Bir de tabii enflasyonun Merkez Bankası'nın politikalarıyla uygun yürütülerek enflasyonda düşüş görülmesi ihtimalinde görünümün düzeltilebileceğine ilişkin bir değerlendirme vardı. Şimdi 12 Ocak çok yakın bir tarih aslına bakarsan yılı başladığımız zaman. 15 Aralık'ta bu pas geçmenin telafisi olur mu diye bir beklenti de yaratabilir piyasada. Çünkü endeks artık çok düşük seviyelerde, 7400'lerde işte yılı neredeyse kapatacağız bu civarlarda diyelim. Şimdi başladığımız yer 5600'ler seviyesi, 8500'lere gittik. Şu an 7500'lerde denge buluyoruz diyelim. Aslında yılı böyle bir orta pivot noktadan alıyoruz ki düzeltme hareketi olarak baktığın zaman da çıkış hareketine istinaden şimdi 1 Haziran'da başlamıştı düzeltme hareketi diyoruz. İşte 4 ay boyunca yükseltmiş 3 Ekim'e kadar. Ondan sonra şimdi 3 aydır da aslında düzeltme içerisindeyiz. Dolayısıyla aslında çıktığımız yerle düştüğümüz yer şu anda birbirine eşitlendi. Yani o çıkışın biraz da düzeltmesini zaman içerisinde yapmış gibi gözüküyoruz. 2024 yılı bu anlamda hem yabancı yatırımcı toplantıları nezdinde hem de Moody's değerlendirmesi nezdinde biraz daha iştahlı başlamasına sebep olacak noktalar olarak karşımıza çıkıyor Zeynep. Gidelim grafiklere istersen. Pek çok grafiğin var tabii yıl biterken paylaşmak istediğin. Şöyle adım adım bir gidelim, orada karşımıza hangi mesajlar çıkacak. Sonra da zaten aracı kurum raporlarımız var, onlara geçeriz. Şimdi en çok yükselenler arasında biraz bu ilginç bir tablo. Küreselde en çok yükselenler aslında burada yer aldığını söyleyebilirim. Biz de şurada listeyi biraz daha ilerleseydik işte 11 ya da 12. sırada Türkiye borsası yer alıyordu %35'lik yükselişle. En büyük yükseliş Arjantin borsasında, Merval borsasında. Daha sonrasında Mısır, Kuveyt, işte Kıbrıs, Laos, Zambiya, Avustralya,
Beyrut, Athena, Budapeşte gibi endeksler geliyor. Düşenler tarafında da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kolombiya borsası, Kuveyt borsaları, Afrika borsası ve Çin borsaları gibi endeksler yer alıyor. Burada biz dolar bazındaki düşüşümüzle Çin borsasına biraz daha yakın boyuttayız şu anda. %15'lik düşüşlü yıl içerisinde. TL bazında evet %35, %36 ama dolar bazında %15 şekilde düşmüş vaziyetteyiz. En çok yükselen endekslere gelince alt kırılımları 2023 yılının kazananlarına bakacak olursak. Şimdi biz %35 dedik. Sanayi endeks geriden takip etti %27'lik yükselişiyle. Ulaştırma %58, perakende %90, çimento inşaat %93, en çok yükselenlerde baktım. Bankacılık %70. Yani burada bankacılık biraz daha sonradan gelerek arayı kapatmaya çalıştı ancak en çok yükselenlere baktığımız zaman çimento inşaat ve perakende endekslerini ve 1 Haziran sonrası ulaştırma endeksinin ilk yükselen endeksler olduğunu görüyoruz. Burada tabii perakende hep konuşuyoruz. Fiyatlarına daha kolaylıkla yansıtma becerisi olduğundan dolayı çok hızlı şekilde aksiyon alabiliyorlar ve enflasyonist ortamda da çarpıcı ve güzel getiriler, güzel bilançolar da elde ettiler bu arada. Çimento inşaat taş endeksleri kentsel dönüşüm hikayesinden ve deprem sonrası dönüşüm hikayesinden oldukça avantajlı çıkmıştı. Ulaştırma endeksi de hem hizmetler tarafında buradaki enflasyonun katılı hem de yine fiyatlarını yansıtabilme becerisiyle ön plana çıkmıştı. Dolayısıyla bu üç endeksi bolca konuşmuştuk. 2024 yılında ise biraz daha bankacılık ve perakendeye bu taraf yöneldi gibi gözüküyor. Diğer yandan en çok yükselen düşen hisselere baktığımızda yılın bilançosunda Astor'u görüyoruz Zeynep. %648'lik bir yükselişi var. Oldukça dikkat çekici. Borusan %590, MIA Teknoloji %271, Europower %250, Oyak Çimento'nun %164, Coca-Cola %143, işte BİM'in %124, Migros'un %124 olduğunu görüyoruz. Özetleyecek olursak en çok yükselenleri aslında biraz da yenilenebilir enerji tarafında yazılım anlamında firmalardan, işte Oyak Çimento gibi taş çimento endeksine ait olan firmalardan, yine Alfa Solar bununla birlikte özellikle bu yılın en çok konuştuğumuz senetlerinden bir tanesiydi. Hem aldığı işlerde hem sektörü anlamında hem de şu anda katma değerli olan iş yapıyor ve büyüme hikayesiyle birlikte ön planda olan hisselerden bir tanesi. Düşenler tarafında Hektaş Gübre ilk dikkatimi çekenler arasında olduğunu söyleyebilirim. Yayla Gıda ve Karsan'da %30'luk ve %34'lük sırasıyla düşüşleriyle ilk sıraları paylaştıklarını söyleyebilirim. Şimdi bu arada Merkez Bankamızdan da 2024 para politikası raporu geldi. Hemen o tarafa dönüyoruz. Yeni ismiyle açıklanan raporun değerlendirmelerinde neler var? En azından satır başlarını izleyicilerimizle paylaşmaya çalışacağız. Merkez Bankalarının toplumsal refah artışına en büyük katkısı fiyat istikrarının sağlanmasıyla gerçekleşiyor. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Sahip bulunan tüm araçlar bu amaç doğrultusunda kullanılmaya devam edilecektir. Fiyat istikrarını destekleyici bir unsur olarak finansal istikrar da gözetilecektir, diyor Merkez Bankamız. Enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde hükümetle birlikte belirlenen enflasyon hedefi %5 olarak korunmuştur, diyor. İlk son dakikamız buraya işaret ediyor. Merkez Bankası'nın hesap verme yükümlülüğünün bir unsuru olan belirsizlik aralığı önceki yıllarda olduğu gibi hedef etrafında her iki yönde 2 yüzde puan olarak korunmuştur, diyor. Dolayısıyla %3 ile 7 bandından bahsediyoruz. Hedef %5 olmak üzere. Para politikası enflasyonu orta vadede bu hedefe ulaştıracak şekilde oluşturulacaktır, diyor Merkez Bankası. Enflasyonun gelecek dönemdeki seyri konusunda iktisadi birimlere rehberlik etmesi öngörülen göstergeler kısa vadede enflasyon tahminleri, orta vadede ise enflasyon hedefidir. Enflasyon raporunda açıklanan tahminler enflasyon beklentilerine yönelik referans oluşturma işleviyle ara hedef olarak kullanılacaktır, deniyor. Bizim de en son enflasyon anketimizde aynen enflasyon raporunda olduğu gibi %65'lerde oluşan bir yıl sonu beklentisi öne çıktı. Onun da altını çizelim. Yıl içinde enflasyon gelişmelerine ilişkin kapsamlı değerlendirmeler enflasyon raporu aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır, diyor Merkez Bankası 2024 para politikası değerlendirmesinde. Yıl sonunda gerçekleşen enflasyonun belirsizlik aralığının dışında kalması durumunda ise hesap verebilirlik ilkesi gereği hükümete açık mektup yazılacaktır. Bu da alışık olduğumuz bir durum.
Bir hafta vadeli ihale, repo, faiz oranı Merkez Bankası'nın temel politika aracı olmayı sürdürecektir diyor. Burada bir değişim yok. Dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için 2023 yılı ikinci yarısında parasal sıkılaştırma süreci başlatılmıştır. Finansal fiyat istikrarını düzeltelim kalıcı tesisi için gereken parasal sıkılık düzeyi enflasyon raporlarında öngörülen patikaya orta vadede ise %5 hedefine ulaştıracak şekilde gerektiği sürece korunacaktır. Parasal sıkılık ve parasal aktarım likidite gelişmeleri yakından takip edilerek miktarsal sıkılaştırma kararları ile desteklenebilecektir. Miktarsal sıkılaştırma adımlarına kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliği artırılarak devam edecektir diyor. Burada da en son TL depo alım ihalelerini takip ettiğimizi hatırlatalım. Son bir iki not daha vereceğiz. Para politikası kararları makro ve mikro düzeyde fiyatların ayrıntılı analizi, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları para politikasının etkileyebileceği talep unsurları, arz yönlü gelişmeler, iç dış denge, tasarruf eğilimi ve krediler dahil olmak üzere finansal koşullarla likidite ve fiyat istikrarını etkileyen diğer tüm unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak oluşturulacaktır. Para Politikası Kurulu toplantısı öncesindeki 7 günlük süre sessiz dönem olarak adlandırılmakta olup bu süre içinde para politikasına yönelik dış iletişim yapılmamaktadır. Bu dönem içerisinde PPK toplantısına hazırlık amacıyla karar alma sürecine teknik girdi sağlayan birimler PPK'ya kapsamlı analiz ve değerlendirmeler yapmaktadır deniyor. Bu arada yine aktaralım, 2024 yılında da yine 12 toplantı yapacak Merkez Bankası. Bu konuyla ilgili farklı görüşü olan ekonomistler de vardı. Toplantı sayısında bir değişim olmadığını yine görüyoruz. İngilizce çevirisiyle beraber politika metninin aynı gün saat 14'te açıklanacağını, ayrıntılı değerlendirmeler içinde özetin toplantıyı takip eden 5 iş günü içinde Merkez Bankası internet sayfası içinde yayınlanacağını görüyoruz. Dolayısıyla yılda 12 toplantı ve yine resmi hedef %5 seviyelerinde korunan bir metin var. Özellikle araç bağımsızlığında burada vurgu yapılması, yine sterilizasyon, miktarsal sıkılaştırma vurguları şüphesiz önemli. Burayı da bir yandan takip edeceğiz diyelim sevgili Burcu. Şimdi buradan aktarmadığımız grafiklerde neler var dediğimde karşımıza hiçbir şey artık çıkmıyor artık diyelim ve dönelim aracı kurum raporlarına. Çünkü seneyi kapatmaya geri sayıyoruz. Artık çok az dakikamız kaldı. Hangilerini işleyelim bugün? Vakfı'yı işleyelim. Thrive Yatırım. Farklı sektörleri de işlemek de güzel oluyor bir taraftan. %110'luk bir potansiyeli işaret etmiş Thrive Yatırım. 144.94 hedef fiyatla al önerilerini başlatmışlar. Genel olarak ben katalizörleri söyleyeyim. Şimdi lüks tüketim pazarının daha dirençli bir pazar olduğunu özellikle düşünüyorlar. Hem tüketici duyarlılığından hem de lüks mallara olan talebin daha düşük esnekliğinden kaynaklanıyor bu durum. Ve genelde hedef kitlesi biliyorsun şu anda ki enflasyonla birlikte değişmediği için bu pazar özellikle dirençli kalmaya devam ettiğini söyleyebiliyoruz. Ve premium fiyatlandırma gücünden de faydalanıyorlar ve reel anlamda gelir büyütme yeteneğine de sahip bir firma. Burada katalizör olarak beğendikleri tarafta diyeyim %40 ila %70 oranında değerleme çarpanlarında bir iskonto olduğunu düşünüyorlar ve bunun da fiyat performansına henüz yansımadığını ve önümüzdeki dönemde ilgi çekici bir hikaye olduğunu, çünkü zirve fiyatından yaklaşık %38 değer kaybettiğini görmüşler. Burada bir de aynı zamanda Bakku'nun 0.38 olan sağlam bir net borcun EBITDA'ya olan oranı var ki bunun da şirkete esneklik sağlayacağını düşünüyorlar diyebilirim. Güçlü tarafta olan güçlü yönler tarafından marjlar var ve finansal karlılık olduğunu söyleyebilirim. Riskler tarafında ise malum tüm dünya ekonomisinin daralması olarak söyleyebilirim aslında riskleri. Böylelikle piyasa masasının bugün de sonuna geliyoruz. Bu arada swap miktarına ilişkin son dakikada var ekranda. Birazdan tekrar döner izleyicilerimiz denk gelirler. Piyasa masasında bugün noktalarken yıl boyunca bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. 2024 senesinde de yine aynı kanalda aynı saatte buluşmak dileğiyle sağlıklı, bol kazançlı, huzurlu bir 2024 diliyoruz efendim. Hoşçakalın.